Tabii gündemde kalıcı konutlar var. Kalıcı konutların nereye inşa edileceği artık az çok belli olmuş durumda. Çalışmalar devam ederken bugün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan da açıklamalar geldi. Hatay yıkımın çok büyük olduğu bir nokta ama artçı sarsıntıların devam ettiği bağımsız depremle birlikte devam ettiği bu noktada hasar tespit çalışmaları yeniden başlamış durumda. Bir yandan da yeni şehrin Hatay'daki kalıcı konutların nereye inşa edileceği de belli oldu. O nokta ise Amanos Dağı etekleri. Tüm Türkiye'deki hasar tespitler bugün itibariyle 4 milyon 750 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 520 bin bina incelendi. Bu kapsamda 582 bin bağımsız bölüm ve 202 bin binanın acil yıkılacak ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespitini yaptık. Hatay'da Defne merkezli ardından Samandağ merkezli depremler sebebiyle yeniden bu alanlarda hasar tespit çalışmalarını yürüteceğiz. Hem Antakya merkezde, hem Kırıkhan'da, hem Defne'de, hem Samandağ ilçemizde hasar tespit çalışmalarında daha önce yaptığımız az hasarlı, hasarsız veya orta hasarlı tespit edilen binalar bir kez daha incelenecek ve yeni hasar tespite göre de ilanlarımızı gerçekleştiriyor olacağız. Amanos Dağı eteklerinde belirlediğimiz zemin olarak sağlam, güvenli alanlarda yerleşim sürecini başlatacağız. İstanbul'da da oluşturacağımız iki alanlarda bu rezerv konutları üreteceğiz ve şehrin içindeki o 1,5 milyon riskli binayı belirlediğimiz iki rezerv alana hem Anadolu yakasında hem Avrupa yakasında taşıyacağız. Ve bu çerçevede de yerindeki yoğunluğu azaltarak kentsel dönüşüm projelerimizi tüm deprem bölgelerinde ve yine Marmara bölgemizde devam edeceğiz.